Genellikle ilk görüşme insan kaynakları tarafından gerçekleştirilen görüşmedir ve burada bize işletme anlatılır. Bizim de işletmeye uygun olup olmadığımız test edilir. İkinci görüşme pek çok kereler orada hangi birimde görev yapacaksak o birimin yetkilisiyle yapacağımız ve daha ziyade iş ağırlıklı, yani bizim teknik bilgi ve becerimizin sınanacağı bir mülakattır. O halde ne yapabiliriz? Biz kendimizin o noktaya gelene kadar bu pozisyonla ilgili hangi teknik bilgi ve beceriye sahip olduğunu şöyle bir hatırlayabiliriz. Firma hakkında ilk görüşmede bilgi sahibi olmuşuzdur. O pozisyonun ne şekilde yapıldığını kavramış olabiliriz. Ve ikinci görüşmede de bu bağlantıyı kurabiliriz. Ben böyle böyle çalışıyorum. Zaten siz de böyle çalışıyorsunuz. Örnek verecek olursam ben muhasebe elemanı olayım. Logo programını kullanmış olayım ve farkına vardım ki kurum da logo programını kullanıyor. İkinci görüşmede bunu söylemek, zaten benim de kullandığım yazılım programı sizin de kullanmakta olduğunuz yazılım programıyla aynı gibi işin teknik bilgi ve becerisi üzerine kendimizi hazırlamakta fayda var ikinci görüşmede.